Futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Ceylin Sağır ve Hakkı Yeşilçuk'la birlikteyiz. Hakkı abi, hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Ceylin abi, sen de hoş geldin. Eyvallah. Evet, Rizespor mağlubiyeti. Önce ona geçmeden önce isterseniz hafta içerisinde yaşananlardan başlayalım. Biz bir teknik adam beklerken futbol direktörü geldi. Fuat Çapa, daha önce birincilikteyken teknik direktörümüz de yapan Fuat Çapa futbolun patronu oldu. Hep burada da bahsediyordunuz. Futbol aklı yok Samsun'un, bir futbol aklına ihtiyaç var vesaire diye. Fuat Çapa geldiği pozisyon doğru mu? Fuat Çapa ismi doğru mu? Hakkı abi, senden başlayalım. Murat, futbol aklı demeyelim. Ben daha çok savunduğum taraf akil bir grup. Yani o anahtarın bir kişiye teslim edilmesi üzerine kurulu bir düzen değil. 4-5 kişilik ortak akılla yürütülen bir organizasyon. Olayın bir boyutu bu. Diğeri Fuat Çapa futbol direktörü olarak kulübün başına getirildi. Ben çok doğru görmüyorum. Hem isim olarak hem de daha da önemlisi aktif bir teknik adamın sportif direktör olarak görev yapmasını doğru görmüyoruz. Ve bugüne kadar... Direktörlüğü olması gerekiyor ama bu isim Fuat Çapa değil diyorsun. Bununla birlikte şunu söylüyorum. Futbol direktörü olan kişinin aktif teknik direktör olmaması gerekir. Niye? Altında çalışan teknik adam kim olursa olsun bir takım problemler mutlaka ve mutlaka yaşanır. Bugün bu uygulamayla başarılı olan bir kulüp henüz görmedik. Bu açıdan bakılması gerekiyor. Ben dediğim gibi akil bir gruptan yanayım. Güçlü bir teknik adam formülünden yanayım. Güçlü bir teknik adamın da Fuat Çapa ile birlikte koordineli bir şekilde çalışma şansının olmadığını düşünüyorum. Ceylan, sen nasıl görüyorsun Fuat Çapa'yı? Hakkı Hoca'nın sözlerine katılıyorum. Bir de futbolcu kısmından ben bakıyorum. Şimdi yıllarca gelmişim burada hasbelkader. Burada yaptığın hocalıkta, karşında oynadığın, oynattırdığın futbolda, çalıştığın futbolculara dönüyorsun. Bambaşka bir kulvarda sportif direktörlük olarak başka bilgiler vermeye çalışıyorsun. Yarın bir gün futbolcular çatıştığın anda döner futbolcu der ki ya sen ne ayaksın hoca derler. Yani ne olduğun belli değiller. Dediği doğru. Aynı anda bir görevi aktif halde hocalık yaparken bir anda buna soyunması yani bir boşluğu değerlendirme gibi oluyor. Bence hamle yanlıştı. Bir de dediği gibi yani Fuat Hoca'yı sportif direktör olarak hocalığını da üstünde gösterdikten sonra ben şaşırdım. Şunu bekliyordum. Kulübenin içinde olmasını bekliyordum. Hakkı Hoca da bu kadar aktif sahanın içerisinde hareket yapacağını düşünmüyordum. Yani Emre'nin gene önde olduğunu, arkada o gölge olarak bilgileri vereceğini diye öyle bir düşüncem vardı ama baktım ki maçta tek yetkili olarak Emre arkada kalmış. Artık taktiği veren kişi de Fuat Hoca'ydı. Daha da kötüsü neydi biliyor musun? İlk 11'i de Fuat Hoca yapmış. Bir gün önce gelmiş. Yani, ilk 11. Yani, normalde sahaya sürülmesi düşünülen 11 bu değilmiş. Yani sıkıntı. Orada şöyle bir sıkıntı var. Bütün bir hafta boyunca takımı hiç antrene etmediniz. Eşonman gibi sahaya inmediniz ama maçta hem 11'i belirleme sürecinde hem de oyunu yönetme konusunda tek yetkili siz oldunuz. Bu doğru bir yaklaşım değildir Murat. Ve biraz önceki soru, demokrasinin kılıcı tabirini bilirsiniz değil mi? Çalışan, aktif bir teknik adam, sportif direktörlük, futbol direktörlüğü yapıyorsa, çalışan teknik adamın baskısını, ensesindeki o kılıcın etkisini her zaman hisseder. Sürekli yukarıdaki teknik adamın onu gönderilmesi için çaba göstereceğini ve yerine gelme isteyeceği hissini yaşar. O nedenle uygulama daha baştan teorik olarak yanlış. Maça dönecek olursak Samsunspor ikinci haftayı da hocasız geçirdi. Yani Antep FK maçıydı ve Rize maçını hocasız geçirdi. Teknik direktörsüz bir karşılaşmayla Samsunspor 10 kişi kalmış bir Rizespor karşısında hiçbir şekilde üretken olamadı. Nasıl yorumlarsınız Rizespor maçını? Bir kere sürecin bu kadar uzaması, yeni bir teknik adamla anlaşmadan hocanın gönderilmesi bunlar başlı başına yanlışlardı. Ankara Gücü takımının süreci ortada. Ertesi gün Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Ki bu olması gereken hamleydi. Maalesef biz bu konuda da başarısız olduk. Rizespor maçına gelince 11 sorumluydu bence Murat. Öncelikle bu söylenebilir. Zira böyle bir orta sahayla bir maçı hele zorluk derecesi, rekabet gücü yüksek bir maçı oynayabilmek çok olası değil. Düşünün. Uzun süredir forma giymemiş. Bu nedenle maç kondisyonu olmayan Tırpan'ı yanında defansif hiçbir özelliği olmayan Soner, Holse, solda Fofana, sağda Emre Kılıç'la bir orta saha oluşturamazsınız. Buradaki hocanın şansı
Rizespor'un daha 13. dakikada 10 kişi kalmasıydı. Yoksa bugün bu skordan daha çok öncelikle bunları konuşuyor olacaktık. Ben Soneray Doğdu fantezisini de pek anlamakta güçlük çekiyorum. Biatik'te isteneni verememiş, çoğu zaman oynayamamış bir oyuncuyu bu maçta kurtarıcı olarak 11'de sahaya sürmek, hatta oyunun liderliğini, patronluğunu ona vermek çok doğru bir hamle değil diye düşünüyorum. Nihayetinde bir sene önce yine hatırlayalım sezon başını. Antalyaspor takımı şiddetle oyuncuya ihtiyacı varken bile bu oyuncuyu düşünmedi ve elinden çıkardı. Düz mantıkla bakarsak bile bazı çıkarımlar elde edebiliriz. Osman konusunda biliyorsun her fırsatta söylemeye çalıştım sezon başında. Bu seviyelerin oyuncusu değil dedim. Ama mevcut şartlar içerisinde Tırpan'ın yanında Osman'la oynamak daha akılcı ve sert ve takımın direnç noktasını artırabilecek bir hamle olabilirdi. En azından bir coşku katıyor. İçeri girer girmez bir istek, bir coşku, bir hareketlenme katıyor oyuna. Yani bu haftaya kadar şikayet konumuz neydi? Herkesin, hepimizin. Takımın temaslı oyunu kayıp, ısırmıyor, kavga etmiyor. Aynen. Ama sahaya bir bakıyorsunuz, orta sahası çok yumuşak bir takımla çıkıyorsunuz. O zaman adama şunu söylerler. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Bununla birlikte rakibin 10 kişi kaldıktan sonra bile neredeyse hiç pozisyon bulamamamız çok düşündürücü bir durum. Çünkü organize olmaktan çok uzak bir takım vardı sahada. Sadece doğaçlama bir oyunu benimsemiş, bir planı olmayan bir takım vardı sahada. Oyuncular arasında çok belli kopukluklar vardı. Hocanın 45'te olmasa bile en azından 60'tan sonra forvetini ikilemesini bekliyordum en azından ben. Zira bir planla gidemediğin için problem çözemezsen kaosla bir takım problemleri çözebilirsin. Eğer santraforu bu bölümde işleyebilseydi iyi olurdu. İyi olmasının nedenlerinden bir tanesi de biliyorsunuz çeşitli nedenlerle bu takım bu haftaya kadar başarılı olamadı. Bu da çok ciddi bir özgüven kaybına neden oldu. Siz eğer ikinci santraforu oyuna atarsanız o sahadaki oyunculara süre mesajı vermiş olursunuz aynı zamanda. Biz bu maçı istiyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. 3 puana odaklandık. Bu mesajı alan oyuncuların güven duygularının artması da beklenen şeylerden bir tanesi olurdu. Biraz önce belirttik yine. Ben Celil'le aynı düşünüyorum. Daha bir gün olmuş hocanın yeni futbol direktörümüzün Samsun'a gelmesi ve 11'i de belirliyor ve sahaya direkt etki eden birinci isim oluyor. Bu çok doğru bir futbol yaklaşımı değildir. En azından çalışanlara da bir saygısızlıktır. Nihayetinde Fuat Çapa bugüne kadar şapkadan tavşan çıkararak çok büyük eserler bırakmış bir futbol figürü değildir. Bunu yadırgadığımı belirtmek isterim. Hiçbir iyi bir şey olmadı. Hemen hemen hiç iyi bir şeyin olmadığı maçta benim Samspor adına tek iyi gördüğüm şey taraftarı dışında saha içerisinde söylemek istiyorum. Okan'ın müthiş pasıyla Fofana'nın buluşmasıydı. Okan olağanüstü bir kontra atak başlangıcı yaptı. Okan'ı burada geçtiğimiz hafta eleştirdik. Bu konuda da hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet Celil abi, sen nasıl yorumlarsın bize sporlar? Evet. İçeriklerini Hakkı hocam anlattı. Yani ben bunu her defasında söylüyorum. Hayatımız bu futbolun içerisinde geçmiş. Eski bir futbolcu olarak, bunu çim sahaları koklamış birisi olarak, oyun karakteri olmayan, oyun sistemi olmayan, baskın karakter olmayan, ısırgan olmayan, mücadele etmeyen, sahanın içinde coşkusu olmayan bir takımın yenilmesi, yenmesi abes değişiklikler olur. Yani imkansız, alamazsın. Bir kere alırsın, 10 defa kaybedersin arkadaş. Bir kere coşkun yok, ısırgan değilsin. Bakıyorsun bir arkadaşlık, bir uyum yok sahanın içerisinde. Sanki spontane bir oyun var. Diyorlar ki 400 tane pas yaptık. Yapsan ne olur? Alıyorsun, yana veriyorsun. Alıyorsun, yana veriyorsun. Adam sana müsaade ediyor zaten. Aynen, kendi sahanda yapıyor. Nokta atışı, hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Rakip 10'a 11 kalmış Hakkı hocam. İnanın buna, maçı izlerken 10'a 11 hissettin mi sayısal üstünlüğü? Hissetmedin. Sanki dengeli bir oyunu izliyoruz. Ve bu, inanın bana, uzun zamandır beri ben ilk defa bir maç seyrederken bir takımın eksik olmasına rağmen dengeli bir oyunu kurduğunu gördüm. Ben bunu geçen 2 hafta önce şeyde izledim. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool 9 kişi kaldı. Tottenham'la 9 kişi kaldı. Ama sanki 9 kişi değil. İnanılmaz defans yapıyorlar. Kompakt oyun oynuyorlar. Atağa çıkıyorlar 9 kişiyle. Bir tek o maçta izledim. Dedim ki ya sanki 11-11 maç oynanıyor. Bu da aynı öyle. 10-11 ama sanki dengeli maç, rakibin sanki eksik olmadığı bir maç izledik. Yazık, olmuyor. Bir de bunun üzerine
Şimdi hocanın yapmış olduğu yanlış işler dediği gibi yani 60'tan sonra forveti ikilemen lazım. Ya bunu benim söylemem değil. Hakkı hocanın ya dışarıdaki vatandaş biliyor ya. Simitçi biliyor bunu ya. Simitçiye sor der ki ya bu niye 60. dakikada ikinci forveti sokmadı diye. Niye biliyor musun? İşte kendini oynamak diye bir şey var Murat hocam. Futbolcular da bazen takım 5-0 yenilir, alır çalım atar, alır kaptırır, alır şut atmaya çalışır, gol atayım da 5-0 değil de 5-1 olsun golü ben atayım, ben kendimi kurtarayım. Şimdi hocadaki mantık da bu geliyor bana. Çünkü arkadaş niye sokmazsın? Niye? Bir puan olsun da ne olacak? Bir puan olduğu zaman bak Samsun şehrinde, Samsun'un başında ilk geldim sportif direktör olarak bir puan aldım. Acaba sorusu insanların kafasında, yönetimin kafasında, başkanın kafasında işaret, soru işareti koyup belki milli takım arasında belki de devam edecekti. 3 puanı alsaydı ya da 1 puanla. Şimdi sıkıntı bu. Kendinle oynamayacaksın arkadaş. Burada çok basit. 10 kişi kalmış bir rakibe. Sen bir kişi eksik bir rakibe. Sen golü yedikten sonra oyuncu değiştiriyorsan o zaman buna kendinle oynamak derim. Burada hocanın da inanılmaz yanlışları vardı. Üzülüyorum. Bakıyorsun kadro. Aslında bakıyorum herkes feryat ediyor. Bu futbolcular kim satın aldı? Bu futbolcular kim getirdi? Tamam. Ara transfer sezon başındaki en son yaptığımız transferler haricindeki transferleri biz burada devamlı Hakkı Hoca'yla eleştirdik ama son yapılan 3-4 tane transfer ben burada background olarak anlatmaya çalıştım. Hakkı Hoca anlatmaya çalıştı. Bunlar bu kadar kötü topçu değil kardeşim. Şimdi tek tek sayalım. Allah'ınızı isterseniz. Jose Danimarka Ligi'nde 24 yaşında UEFA Kupası oynamış. 24 yaşında 123-124 maç yapmış. 24 gol, 37 asist yapmış bir futbolcuyu sen Avrupa'nın göbeğinden alıyorsun. Bu bir transfer başarısıdır. Bunun background'ı faal oynayan bir futbolcu alıyorsun. Kim istemez Anadolu takımlarından? Kim almak istemez bu futbolcuyu? Kötü futbolcu mu? Kesinlikle hayır. Kaliteli futbolcu. Dönüyorsun. Rennes'ten aldığımız Tait. Adam geçen sene full oynamış ya Rennes'te. Fransa Ligi'nin temaslı oyununu herkes biliyor. Mücadeleci oyununu herkes biliyor. Adam yıllarca orada oynamış. Yüzlerce maç oynamış. Kötü futbolcu mu? Kaliteli futbolcu. Buna da bir şey diyebilir misin? Kesinlikle hayır. Dönüyorsun Niçem'e. Adam İngiltere'de oynamış. Manchester City patentli. Atalanta'da, Genova'da oynamış. İtalya'da, İngiltere'de oynayan Manchester City patentli. Yüzlerce maç oynamış. 10 numara tarzı oynayan. İngiltere kolay bir lig değil kardeşim. Burada oynamış oyuncuyu alıyorsun. Aldığı zaman kimler neler söylüyordu. Tekrar geriye dönelim. Bu niye oynamıyor? Kötü oyuncu mu? Değil. Ama verim vermiyor. Dön öbür tarafta kim var? Dimata. Adam İspanyol oynamış ya. Yüzlerce maç oynamış İspanya'da. Bu adamı alıyorsun getiriyorsun. Mücadeleci, teknik, gol pozisyonunun çok fazla olduğu, göze hoş gelen futbolun oynandığı birlikten alıyorsun. Bu kötü oyuncu mu? Değil. Ama sıkıntı ne? Bunlar geldiğinde de ben şunu demiştim. Bu futbolcular ya takımı yukarı çekecekler ya takımı ayak uyduracaklar. Şimdi sıkıntı bu futbolcular da takımı ayak uydurdu. Amaç, marifet bu futbolcuları buraya getirmek değil. Bu bir marifettir. Başkanı bundan dolayı tebrik ediyoruz. Ama bu futbolculardan verim almak en önemlisi marifettir. Maksimum potansiyelini çıkartmak marifettir. Bize her gelen yabancılar burada vasıfsız hale geliyor. Biz öğütüyoruz. Biz niye Adana Demirspor örneğini verdik? Niye Hatay örneği verdik? Niye geçen seneler Karagümrük örneğini verdik? Kasımpaşa örneğini verdik? Gelen yabancılar sıkıntılı dahi olsa, problemli dahi olsa alıyorlar içeride, bir harmanlıyorlar, bir yıldız çıkartıyorlar ortaya. Biz de gelen yıldız futbolcuları kaybediyoruz arkadaş. O zaman burada bir sıkıntı var. Ne sıkıntı var? Yönetimsel anlamda sıkıntı var. İçeride futbolcular anlamında sıkıntı var. Teknik anlamında sıkıntı var. Yoksa bir de futbolcu anlamında sıkıntı var. Ne çıkıyor ortaya? Demek ki bu futbolcular kendilerine iyi bakmıyorlar arkadaş. İyi dinlenmiyorlar. İyi çalışmıyorlar. İyi hayatı yaşamıyorlar. Yaşantıları iyi değil. Bunları, bu mekanizmaları düzenleyecek de orada bir icra kurulu vardı. Bilmiyorum şu anda ne kurulu var. Bunlar girmesi lazım devreye. Bu kadar paralar harcıyorsan bu futbolculara da sahip çıkman lazım. Hakkı hocam şu sözümü çok uzattım. Şimdi geçen de bir etik değeri diye bir şey çıktı. Etik kurulu diye. Murat hocam belki geleceksin, belki şimdiden açalım konuyu. Etik değerler çok önemli ama bu futbolculara, taraftarlara parmak saldırarak, parmak sallayarak bunu yapmaman lazım. Artık taraftarları bölmeden başkanımız çok iyi niyetli bence. Yanlışları yok mu? Biz inanılmaz derecede Hakkı hocam da ben de
İnanılmaz derecede eleştirdik ama hakaret etmedik. Başkan eleştiriyle hakareti ayırt etmek zorunda. Bunu ayırt etmezse aradan yancılar çıkıyor, yalakalar çıkıyor. Bu sefer onun boşluğunu o yancılar, yalakalar dolduruyor. Şimdi bu futbolcuları sahipleneceksin, bu futbolcuları takip edeceksin. Etik değerden bahsediyorsan etik değeri taraftara göstermeyeceksin. Gelen futbolculara etik değer yerine bu camianın tarihi değerlerini göstereceksin. Yetiştirmiş futbolcularını anlatacaksın gelen futbolculara, içerideki mevcut futbolculara. Bu değerlerin Sanspor'dan Türk futboluna nasıl yetiştiğini anlatacaksın. Bu takımın formasının renginin kırmızı beyazken siyah nasıl eklendiğini bu futbolculara, gelen futbolculara anlatacaksın ki bu camiaya, nasıl bir camiaya geldiklerini anlayacaklar. Ona göre kendilerine bakacaklar. Ona göre yaşantılarını, ona göre çalışmalarını, ona göre dinlenmelerini yapacaklar. Biz bunları beceremiyoruz. Biz bunun içinde değiliz. Hep bir taraflara savruluyoruz. Asıl konudan uzaklaşıyoruz. Onun için birlik beraberlik içerisinde yoğunlaşmamız lazım. Eksilerimiz çok fazla. Hakkı abi, Sanspor 16 transfer yaptı. Etik kurulu ile ilgili bir şeyler ben de söyleme. Etik kurulu ile ilgili geleceğim o konuya aslında. Geleceğim mi? Bitireyim o zaman. Madem girince... Maçtan kopmayalım istiyorum. Maça devam edelim. Tamam. 16 transfer yaptı Sanspor sezon başında. Ama sahaya baktığımızda 5 oyuncu alt ligden gelen oyuncular. 6 oyuncu da yeni transfer. 10 oyuncu dışarıda. Neler söylersin transfer politikasına dair olur? Murat, ligde amacı ilk 10 olan takımın oyuncu kadrosu veya Rize maçındaki 11'i bu olabilir mi? Olamaz. Ama bununla ilgili sadece Yüksel Yıldırım ve ekibini değil, ben en çok eleştirilmesi gereken kişilerden birinin de Hüseyin Eroğlu olduğunu düşünüyorum. Niye mi? Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya programında şöyle cümleler kurdu. Hocamız alt ligden gelen kadromuza çok güveniyor. Onlarla bu işin olabileceğini söyledi. Güveniyordu, söyledi. Bize sadece 8-10 transfer yeterli dedi. Ama kısa zamanda gördük ki iş böyle değilmiş. Durum çok farklıymış. Ve ben 16 transfer yaptım. Transferlerde önemli olan öncelikle çok rakam değil de nicelikten önce nitelik de, ama Sayın Başkan'ın ifadelerine katılmamak elde değil. Şeyin Hoca'nın TFF 1'deki oyuncularına bu kadar güvenmesini ben çok doğru görmüyorum. Burada görebildiğim şu, Hüseyin Hoca TFF 1 ile Süper Lig arasındaki güç marjının farkına varamamış. Bu kötü bir şey. Çünkü atmosferi yaşamamış ki hiç o atmosferi. Yaşamamış olsa da çok en azından bir spor adamı olarak bunu rahatlıkla... Yani spor adamısın, görüyorsun, master diyorsun, o farkı rahatlıkla çözebilmiş olması lazımdı. Murat, maçın golü yediğimiz dakikasını hatırlıyorsun. Bizim defansif dörtlümüz kimdi? Sağda Zeki, stoperlerimiz Ali Müznüz, Yunus Emre, sol bekimiz Soner Gönül. Doğru mu? Geçen senenin savunma dörtlüsü. Savunma dörtlüsü. Buradan hayırlı bir dua çıkmaz. Memur kimin üzerinden vuruyor kafayı? Zeki'nin üzerinden vuruyor. Buradan hayırlı bir dua çıkmaz. Yani çok, ne kadar iyi niyetli olursa olsun oyuncular, ne kadar forma aşkıyla yanıyor tutuşuyor olsa da, sizin arkadaki oyuncu grubunuz bu isimlerden oluşuyorsa Süper Lig'de, hiç kusura bakmayın, buna benzer sorunları yaşamaya devam edersiniz. Öyle pozisyona gelir ki, ben şimdi bunları kendi kafamda hayalde yaşıyorum, geçmişte yaşadığım için. Şimdi bu futbolcuları da oynatarak aslında iyi bir şey de yapmıyorsun. Adamlara da kötülük yapıyorsun. Adamlar artık öyle bir noktaya geliyor ki, ya hoca beni oynatma dercesine. Oynatma beni, taraftarlarla karşı karşıya getirme dercesine. O pozisyona bile düşüyor. Ama o halde yine oynuyorlar. Şimdi dediğin gibi, yani Zeki geçen sene gerçekten bu takımın çıkmasında çok büyük faydası var. Biz burada şapkayı çıkarttık zaten. Gereken övgüleri yaptık ama bu lig çok farklı lig. Şu anki kapasitesi onlara müsait değil. Bakıyorsun dediğin gibi 13-14 tane ne gol yedik? En az 10 tanesi o kanattan geldi. Yani bu irdelenmeli arkadaş. Görmelisin yani. Ama şimdi biraz önce dedi, arka dörtlü geçen seneki, sen söyle, PTT'lik oyuncuları. Ama bakıyorsun karşı tarafta da 5 tane PTT'lik oyuncusu vardı. Ama onların bir oyun sistemi vardı. Biraz önce dedin, hoca faktörü vardı. Mücadele hırsı, kazanma hırsı ve coşkusu vardı. Aradaki fark bu. Murat. Peki, bu aşamadan sonra ne yapılmalı? Evet. Emme. Tamam, söyleyeyim ben. Murat, nazik, çok nazik bir sürece girdik. Bana kalırsa ilk yapılması gereken, futbolda çok ciddi bir karşılığı olan, saygın, kavgıcı, mücadele eden, kesinlikle vazgeçmeyen
bir teknik adamı bu takımın başına getireceksiniz. Yerli bir yabancı mı? Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İkincisi, böyle bir teknik adamı bu takımın başına getiriyorsanız eğer, koordineli çalışma imkanı olmadığı için hiç beklemeden, teşekkür ederek Fuat Çapa'yla yolları ayıracaksınız. Bu arada bir parantez daha açayım. Fuat Çapa bugüne kadar gelinen noktada en masum olan kişi. O işin ayrı boyutu. Biz önümüzdeki dönemle ilgili nasıl bir yol haritası çıkarılması gerekli sorusuna cevap arıyoruz. Üçüncüsü Murat, FIFA'da durumumuz sıkıntılı biliyorsun. Kasım ayında sonuçlanacakmış dava itirazımız. Sayın Başkan hangi yolu dener bilemiyorum ama, nasıl çözer bilemiyorum ama FIFA'daki Samsun'un davasını mutlaka ama mutlaka Samsunspor'un lehine sonuçlandırması gerekir. Zira oyuncu düzeyindeki eksiklikler ve gedikler ara transfer döneminde mutlaka tamamlanmalı. Bir başka ifade de şunu söyleyebilirim. Kızıyoruz, tepki gösteriyoruz, üzülüyoruz ama bu bizi bir sonuca götürecek gibi durmuyoruz, götürmez de. Bir şekilde camianın tüm etmenlerinin safları sıklaştırması gerekiyor. Gerçekten bu takımın düzlüğe çıkmasına katkıda bulunmak istiyorsak. Geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Çok hoşuma gittim. Diyor ki yazıda, iyimser olmak zorundayız. İyimser olmak tüm sorunları çözüyor olmasa da. Ama kötümser, zira kötümser olduğunuzda işler tamamen içinden çıkılmaz bir noktaya gider. Bu nedenle iyi olan bir şeyler varsa ona odaklanalım. Onu ön plana çıkaralım. Zira sorunları çözmenin yolu iyimser olmaktan, bu iyimserlikte size, iyimserliğin size verdiği güç, kuvvet ve moralden geçiyor. Problemleri ancak böyle çözebilirsiniz diyor yazıda. Şeyler, sence bundan sonraki süreçte ne yapalım? Teknik olarak güzel şeyler söyledi Hakkı Hocam. Ben ekleme şunları yapabilirim. Şimdi birincisi Fuat Çapa bir açıklama yaptı. Yabancı hocamız 2-3 güne Antalya'ya milli takım arasında gelecek diye bir açıklama yaptı. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Dün açıklamaydı. Evet, yani doğru mu o açıklama? Öyleydi. Evet. Bence an itibariyle bambaşka bir serüvene başlamalı. Şimdi birincisi, eğer bu yabancı hocayla anlaştıysan, bu yabancı hocanın en azından Samsunspor hakkında bir bilgi sahibi olması lazım. İlk önce bir Samsunspor'u gerçekten izlemiş olması lazım. En az 2-3 maçtan. Samsunspor hakkında kafasında bir sanal olarak oyun sistemini kurgulaması lazım. İlk başta buraya gelmeden önce. Bir yaşaması lazım. Bu takımın kadro bu. Bu şekilde. Ben bu takımı hangi oyun sistemini veririm? Hangi oyun sistemiyle oynatırım? Nasıl birleştiririm diye bir kafasında bir sanal olarak yaşaması lazım. Bir oyun şekillendirmesi lazım. Velhasıl gelecek hoca ilk önce bir oyun kurgusunu oluşturup ilk 11'ini belirlemesi lazım arkadaş. Bu takımın en büyük sorunu doğru dürüst ilk 11'i belli değil. Bu milli takım arasında İlk 11'ini belli edip iyi ya da kötü maçlar fark etmez. En az 3-4 maç, 5 maç bu 11'le zorlayarak devam etmesi lazım ki en azından bu futbolcular birbirlerini iyice de tanısın, birbirlerine kenetlensin. Oynama alışkanlığını kazansın. Herkes kendi özelliklerini ezberlesin. Rakibi değil, karşındaki, yanındaki arkadaşlarının da özelliklerini ezberleyerek bir oyun şekli, oyun şablonu çıksın. Bu bir. İkincisi, en önemlisi, fizik kapasitesi artırılması lazım. Milli takım arası gerçekten milli piyango gibi şu anda bizim takıma. Bu milli takım arasını iyi değerlendirmemiz lazım. Acil, inanılmaz bir şey derecede. Geçenlerde bir başkanın bir demeci vardı. Biz de bir atletik performans hocası aldık. Galatasaray'dan mı almışlar? Evet. Fenerbahçe'den almışlar. 20 yıldır bu işi yapıyormuş. Atletik performans hocası başkanımıza şunu demiş. Ya demiş, ben bu 4 tane son aldığım 4 yabancıyı gördüm. Diğer takımdaki oyunculardan kat ve kat daha fiziksel kapasiteleri daha yüksek bunların diye böyle bir demeç vermiş. Aradan 3-4 hafta geçti arkadaş. Ne değişti? İyi dediğin 4 tane futbolcu da aynı seviyeye geldi, aşağıya geldi. O zaman seni de sorgularım ben. Sen ne yapıyorsun atletik performans hocası olarak? Bir. İkinciyi de söyledim. Yani fiziksel kapasitemizi acil ve acil artırmamız lazım. En sonuncusu da futbolcuların aralarında birlik beraberliği sağlaması lazım. Bu milli takım kampı da ondan dolayı faydalı olabilir. Çünkü üzülerek söylüyorum. Bence futbolcular arasında bir sıkıntı var Hakkı Hoca. Şimdi ben sorgularım arkadaş. Maç bitmiş 90 dakika. Rizespor maçında maçın sonuna doğru geliyorsun Fofana. Tek başına seyircileri ikna etmeye çalışıyorsun. Özür diliyorsun. Demek ki çağırmışsın takımı, takım gelmemiş. O takımı ikna edemiyorsan o zaman kaptan olarak sen de o sahaya çıkmayacaksın. Taraftarın yanına gelmeyeceksin. Bir nevi oradaki futbolcuları taraftarın önüne atmayacaksın.
Dönersin yarın bir gün o taraftar, o futbolcu grubu der ki sen kaptanlık yapıyorsun ama hikaye bizi taraftarın önüne atıyorsun. Senden kaptan maptan olmaz der. Buradaki duruş önemli. Kaptanlık onun için her zaman söylüyorum. Bizde Ercan abi vardı kaptan. Ondan dolayı bunları çok rahatlıkla söylüyorum. Ya kaptanlık da çok önemli bir şey, görev arkadaş. Biz bunu da beceremedik bir türlü. Ondan dolayı birlik beraberliği mutlaka sağlamamız lazım. Bunun için de işin içine ne giriyor? Bunu sportif direktör, futbol direktörü Fuat mı yapar yoksa başka biri mi yapar? Bu birlik beraberliği kampta oluşturmamız lazım yoksa hayal üstüne oluruz. Murat, ekleme yapayım. Şimdi ben durumun çözümsüz olduğuna inanmıyorum. Yani çözülebilir olduğu tarafındayım. Ama en büyük endişem, psikolojide bilirsiniz, öğrenilmiş çaresizlik diye bir tabir vardır. Yani bir şey sürekli başarısız olursanız artık yapamayacağınıza yönelik kanaat gelişir sizde. Bunu da şöyle örneklerler. Filleri küçükken bir direğe bağlarlar, küçük bir direğe. Fil kurtulmaya çalışır. Küçüktür fil, kurtulamaz. Ondan sonra ben bunu yapamayacağım duygusu gelişir. Büyüyünce de bu duygu sürer. Halbuki büyüdüğünde çok rahatlıkla buradan kurtulabilir. Samspor'da sanki böyle bir sendroma doğru sürükleniyor. Bu psikolojiden mutlaka ve mutlaka uzaklaşması gerekiyor. Bir galibiyete bakar, evet. Bir özgüvene bakar Murat. Bir de en son başkana buradan demeç verelim. Yıllarca burada konuşurken başkana karşı çok büyük serzenişlerde bulunduk. Duruşum beni gene aynı benim düşüncelerim. Belki ifadelerim çok daha anlaşılabilir olsun diye, çok daha makul seviyede olsun diye daha böyle yumuşak olmuş olabilir ama duruşum hep aynıdır benim Murat Hocam. Şimdi başkan gerçekten inanılmaz paralar harcadı. Ve hala da harcamaya devam ediyor. Kendinden ödün veriyor, karakterinden ödün veriyor, maddiyatından ödün veriyor. Ama çok şey yapıyor ama her şeyi yapmaya çalışıyor. Başkan her şeyi yapma. Yani örnek verelim, yani bir okulun sahibi olabilirsin ama okul içerisindeki gidip de öğretmenler adına gidip de çocuklara ders veremezsin arkadaş. Geçen de birisi çok güzel bir şey yazmış. Yani hastanenin sahibi olabilirsin ama arkadaş gidip de ameliyata sen girecek halin yok. Yani bazı şeyleri bırak, ehillerine bırak. Sorguyu yapacaksan da sezon sonu, devre arası ya da kimsenin gözünün önünde olmadan çek kenara sorguyu yap. Ama çok fazla müdahil olma birine görev veriyorsan. Şimdi Fuat'a verdiysen Fuat Hoca'ya arkasında ol. Yabancı Hoca'ya veriyorsan arkasında ol. Camiaya, taraftara, kitleye sahip ol. Çünkü senin böyle bir gücün var. Maddi gücün var. Belli bir kesim seni zaten destekliyor. Diğer gönüllü olan kesim, o hani sessiz çoğunluk var ya, onlara da sahip çık. Onlarla çatışma. Onları da içine alırsan, gerçekten ben ta sezon başı demiştim. Bunları yaparsan başarısız olduğunda bile o sessiz çoğunluk da arkanda olur. Onun için birlik beraberlik içinde gitmemiz lazım. Nokta atışları yap ama her şeye karışma Sayın Başkan. Gözünü seveyim, yani Samspor bizim ortak değerimiz. Biz ne kadar da bağırsak, çağırsak, birbirimizi kırsak da sonuçta ben 5 yıl üzerine ilk defa geçen Gaziantep maçına gittim. Maçı seyrettim. Gönülden seyrettim. Kazanmak için coşkuyla orada tezahürat yaptık. Ben yıllardır beri Süper Lig maçı izlemedim. 10 küsur senedir beri Samsun'un. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bu pozisyonu da getirdin bize. Ama bu pozisyonu yaparken de diğerlerini pas geçme. Bizi yaralı bırakma. Taraftarları yaralı bırakma. Gönülden yaralı bırakma. Sahip çık hem taraftara, hem futbolculara, hem hocaya, hem basına. Birbirlerimizle bu şekilde bu seneyi atlatalım. İnanıyorum dediği gibi Hakkı Hoca'nın, bu takım bence küme düşmeyecek. Ama bu doneleri, bu dersleri kendine çıkartırsa, birlik beraberlik içinde olursa, bu söylediğimiz problemleri çözerse, yoksa hiçbir anlamı yok. Hatta abi, iyi ki Sayın Başkan taraftardan çekilmiş ve Fofana'yı Kocaeli Spor'a vermemiş. Fofana için ayrı parantez açmak gerekir mi? Neler söylersin? Fofana için bugüne kadar çok parantez açtık Murat. Yani Fofana kadar tabirini de burada kendimiz uydurduk. Böyle bir şey yoktu. Celil'le ben burada uydurdum. Evet. Maç performanslarından dolayı. Görülen o ki, en son Rize maçında da bunu birebir şahit olduk. Fofana'nın ayaklarına bakıyor bu takım. Böylece takım olamazsınız. Bir oyuncunun ayaklarına bakıyor noktasına geldiyseniz olamazsınız. Ben bu konuda Fofana'yı eleştirecek değilim. O anlamda söylemiyorum. Fofana olmasa zaten rakip kaleye gidecek mecali olmayan bir takım görüntüsü. Eğer sadece Fofana üzerinden konuşmaya başlıyorsak ortada daha büyük fotoğrafa baktığımızda daha büyük sorunlar olduğunu görürüz. Buraya dikkat çekmek için Fofana üzerinden yürüyoruz. Mevzu odur yani. Evet, Celil abi kuruldan bahsetti. Sağ olsun.
kulüplerde bir etik kurulu oluşturuldu. Öyleymiş. Ben de yeni öğrendim onu. Evet. Neden söylersin? Ya Murat maalesef bu iş dün böyleydi. Bugün de böyle. Belki yarın da öyle olacak. Ne ortada bir başarısızlık varsa insanlar sanal suçlular aramaya başlarlar. O hedef tahtasına onları koymaya çalışırlar. Halbuki böyle yaparak sorunun çözülmeyeceğini bilmeleri lazım. Hatta bu olay çözümsüzlüğe gider. Çünkü gerçekte yüzleşmemeye başlarsınız. Ben bu durumu şimdi eleştiriye evet, karalamaya hayır, küfre hep hayır. Ki bu sizin kulübünüzün başkanıysa hep hayır. Yani kimseye küfür sosyal medya yoluyla, yazı yoluyla olmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama bunun yolu yönetim kurulu içerisinden bir ahlak zabıtası oluşturmak değil. Arkadaşlardan bir tanesi benim çok sevdiğim bir kardeşim. Diğerleri de çok değerli insanlar. Biliyoruz kamuoyundan. Ama onlar böyle bir misyonu neye göre üstleniyorlar? Onların işi Sayın Yıldırım'a yapılan galis küfür veya karalamalarla ilgili saptamalarda bulunup tutanak tutmak değil. Onların işi Sanspor Derneği'nin haklarını korumak. Bir kere bunu bir kenara da not etmekte fayda var. Zira Sayın Başkan'ın hukukçuları var, avukatları var. Bu konularda birileri çalışacaksa, işlem yapacaksa Sayın Başkan'ın avukatları ve hukukçuları olmalıdır. Evet, onu gözünün içine soka soka taraftarlara aba altından sopa göstermek yakışmıyor. Ya biz duygu dolu bir camiayız, duygu yüklü bir camiayız, tarihi bir misyon olan bir camiayız. Bu kadar etik kurulu, icra kurulu, bilmem ne kurulu, üst kurulu, alt kurulu. Yani bu ifadeleri, bu kelimeleri bu caminin içerisinde çok fazla dolandırmayalım. Bu duyguyu kaybedersek Sanspor olgusu kayboluyor. Sıkıntı bu. Biz bu duyguyu kaybediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Murat.